Giresun gündemindeki genel konuların değerlendirilmesiyle ilgili daha önceki toplantılarımızda sizlerle konuşmuştuk. Sizlerle mümkün olduğu kadar bir araya gelip gündem değerlendirmesi yapmak arzusu içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Bugün de o basın toplantılarımızdan birini yine sizlerle gerçekleştiriyoruz. Ben katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimizde ilk önce sizlere hem bilgi vermek istediğim konuların başında, malumunuz şehrimizde Haziran ve Temmuz aylarında tekrar bir afet yaşadık. Bu kapsamda öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı arkadaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Haziran ve Temmuz ayındaki sel kapsamında maalesef Giresun Merkez, Duroğlu, Kiraziz, Keşap, Yaldere ve yakın ilçelerimizde ve 188 tane köyümüzde ciddi tahribatlar oluştu. Bununla ilgili ilk etapta yaraları sarmaya devletimiz, özel idaremiz, valiliğimiz mümkün olduğu kadar kısa sürede çaba gösterme içerisinde ilk müdahaleleri yaptı. Bizler AK Parti Giresun İl Başkanlığı ve milletvekillerimizle beraber konunun en yakın takipçisi olduk. Olmaya da devam ediyoruz. İlimizdeki bu sel tahribatının yaklaşık maliyeti 350 milyon lira civarında. Bir kez daha bu yaşanan sel felaketinden dolayı herkese, bütün ilçelerimize ve ilimize geçmiş olsun diyorum. Bu kapsamda yapılacak işlerin başında 188 tane köyümüzde maalesef birçok yerde içme suyu, birçok yerde istinat duvarı, yol altyapısı, yol üst yapısı, menfez ve bir takım bozulmalar, deformasyonlarla ilgili çalışmalar planlanmıştır. İçişleri Bakanlığımıza ve Ulaştırma Bakanlığımıza, Sayın Bakanımız, Ulaştırma Bakanımızla beraber yaptığımız incelemeler sonucunda da tek tek bu tespitler yapılmış durumda. Milletvekillerimizle beraber her iki bakanımıza da konuyu Giresun olarak arz ettik. İlk etapta ilçelerimize bu konuyla ilgili acil yardım kapsamında kısmi ödenek gelmiştir. En kısa zamanda da bahsettiğim yol altyapısı, üst yapısı, istinat duvarları, menfezler ve içme suyu ile ilgili yapılacak işlerle ilgili özel idare önümüzdeki 5-6 ay içerisinde tamamlanacak şekilde bu işlerle ilgili ihalelerini yapma hazırlığına girmiştir. Malumunuz yine kamuoyundan takip ettiğimiz, üzülerek ifade ediyorum, Yaldere Üçtepe mevkiinde bir tesisimiz bu selden ciddi hasar gördü. Burada bir işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Ben bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Tabii tesis aktif çalışan bir tesisimiz. Giresun'umuzun değeri. Onunla ilgili Giresun kamuoyunda da bir takım talepler var, değerlendirmeler var. Ben bu konuda yakınen bizim takibimizde olduğunu kamuoyunun bilmesini istedim. Milletvekillerimizle, Sayın Valimizle, AFAD koordinasyonunda olayla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor. Konunun bir an önce tesisin faaliyete geçmesiyle ilgili de ilgili şartların sağlanması ile ilgili tesis kendisi de çaba gösteriyor. Ama tabii olayda bir iş kazası var. Olayda hukuki süreç ve adli süreç devam ediyor. Yargı süreci kapsamında ilgililer de gereklerini yapıyorlar ama konuda bizim takibimizde olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz Ağustos ayı hepimiz için hem en eğlenceli hem de fındık hasatımızın olduğu bir ay. Öncelikle ben bütün mahsulleri yetiştirenlere, herkese bereketli, müsaatçilerimize bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah herkesin istediği gibi bir fiyatın açıklanması yönünde de Fındık Araştırma Kurulu ile ilgili Sayın Milletvekillerimizin de katıldığı Fındık Çalışma Grubu'nda çalışmalar tamamlanmış üzere. Önümüzdeki hafta içerisinde tahmin ediyoruz. Hepimizin beklediği, hepimizi de memnun edecek bir fındık fiyatının da açıklanacağını ümit ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarından dolayı Giresun milletvekillerimiz Sayın Nazım Elmas Bey'e ve Ali Temür Bey'e teşekkür ediyoruz. Fındık Çalışma Grubu'na da
Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine bir diğer konu aslında bugün çok arzu ettiğim bir konu değil ama ben aynı zamanda Giresun Belediyesi meclis üyesiyim arkadaşlar. Giresun Belediyesi'nin gündemiyle ilgili, Giresun Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyecek. Yaptığı işlerle ilgili ve genel gündemle ilgili sizleri bilgilendirecek. Ama Giresun Belediyesi'nin bir parça meclis üyesi olarak şu anda gündemdeki borcuyla ilgili hani bir taraftan siyaset yapılmaya çalışılıyor ama ben çok basit bir dipnotla bunu altına çizerek konuyu kapayacağım. Değerli arkadaşlar, Giresun Belediyesi bugün itibariyle belki 2 milyar lirayı aşkın bir yatırım gerçekleştirmiş durumda. Ben başta belediye başkanımıza ve ekip arkadaşlarına bununla ilgili son derece teşekkür ediyorum. Gözle görülür Giresun'da çehresinde, içerisinde gözle görülür değişiklikler yaptık. Başkanımızın, Aytekin Başkanımızla beraber. Tabii ki eksiklikler olabilir. Tabii ki bazı konularda böyle olmasa olmasın denilebilecek şeyler olabilir. Bunlar bazı konularda görecelidir. Ama ben Giresun'la ilgili çok ciddi değişiklikler yapıldığı kanaatindeyim. Kamuoyunda da birçok noktada takdir alıyoruz. Giresun Belediyesi'nin tabii ki bu kadar çalışan bir belediyenin de her bir işletmede olduğu gibi, şirketlerde olduğu gibi de borcunun olması da gayet normaldir. Bunu her şey olduğu gibi bir öncekiyle ya da bir sonrakiyle ya da muadiliyle mukayese etmemiz gerekir. Özellikle net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum ki, Aytekin Bey ile beraber göreve geldiğimiz dönem içerisinde Giresun Belediyesi bütçesinin neredeyse iki katı kadar borcu vardı arkadaşlar. Yani rakam ifade etmek istemiyorum. Bunlar net ifadelerle konuşulması gerekir. Muhasebe belgeleriyle de mesletlenmesi gerekir. Ama Giresun Belediyesi'nin bütçesi 10 lirayken 20 liraya yakın borcu vardı demek istiyorum. Bizden önceki dönemde. Elbette ki şu anda Giresun Belediyesi'nin borcu var. Ama bütçeye oranla mukayese edersek bugün bizim bütçemiz 20 liraysa borcumuz da 10 liradır, 12 liradır, 13 liradır. Yani bütçesinin 2 katı kadar bir borcu olan belediyemiz varken bugün bütçesinin %50'si kadar 60'ı olan 60'ı kadar borçlu bir belediyemiz var. 2 milyar lirayı aşkın yatırımla beraber. Ben özellikle bu şekilde mukayese edilmesini istiyorum. Bu şehir bizim olmayan şeylerle de gündem yaratılmasını uygun bilmiyorum. Konuyla ilgili diğer açıklamalarla ilgili yine belediye başkanımız gerekli açıklamalar yapacaktır. Bir diğer konumuz Giresun Katı Atık Birliği ile ilgili hepinizin bildiği bir tesisimiz var ilçemizde, Gönüllü'ye bağlı bir ilçemizde. Tesisin beldemizde, bu beldedeki tesisin ruhsatının iptali, tesisin kapatılması ile ilgili gündemde bir sürü spekülasyonlar oldu. Değerli arkadaşlar, mevcut tesis, yani ben geçen hafta il başkanları da toplantısındaydım. Belki Doğu Karadeniz'deki, belki Karadeniz'deki en iyi tesislerden bir tanesi. Bu tesisin daha önceki çalışmalarında evet bir takım problemler vardı. Bunu kabul ediyoruz. Ama tesis son 3 senedir atıktan elektrik üretebilen, ürettiği elektriden de bağlı olduğu belediyelere katkı sağlayan bir tesis haline gelmiştir. Elbette ki eksikleri olabilir. Bir takım eksiklikler çerçevesinde bunların tamamlanmasına binaen mahkeme tarafından da mevcut tesisin ÇED raporu iptal edilmişti. Bu konuyla ilgili Yargıtay aşamasında, Danıştay aşamasında süreç, adli süreç devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. Bununla birlikte özel idaremizin müracaatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tesise yeni bir ÇED raporu alınmış ve tesis bir iki gün önümüz, yani bugün ya da dün itibariyle tekrar çalışır hale gelmiştir. Fakat buradan çıkaracağımız sonuç şu: lütfen bunun üzerinden kimse siyaset yapmasın. Şu andaki katı atık bertaraf tesisine AK Partili belediyelerin de çöplere gitmekte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyelerin de çöplere gitmekte, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de çöpleri bu tesise gitmekte. Biz bu tesisi en rentable, en düzgün, en hijyenik şartlarda çalıştırmak mecburiyetindeyiz. Ama bir diğer taraftan iki tane konu var. Bir tanesi önümüzdeki süreçte, ki bu bence 2 ya da 3 yıl ya da 4 yıl içerisinde yeni bir katı atık birliğinin oluşması
ve yeni bir kata atık yerinin belirlenmesi ve tesisin inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu alanda lot alanının ömrü bana göre 3 senelik, 2 senelik bilemediniz 4 senelik bir süresi var. Bu süre zarfında da yeni bir yer bulunmalı, yeni bir yer inşa edilmeli çalışmalar ve çalışmalar bu noktada da yönlendirilmeli. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın da bu noktada çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu süreçte de konunun yakınen takipçisiyiz. Bunun da siyasete alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu problem hepimizin problemi. Şehrin en güzel yerine Giresun merkezi bu şehir 20 yıl belki 30 yıl çöp döktü. Biz hiçbir zaman hiçbir kimseye böyle oldu, şöyle oldu bununla ilgili bir şeyler demedik yani. Ama biz uzun vadede bunun planlanmasını, yapmasını, yapılmasını ve takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Allah'a 30 milyon harcadık kısa süre. Evet. Diğer taraftan da bu tesisin, şu andaki tesisin aktif olarak elektrik üretilebilmesi için 30 milyon lira civarında da yeni yatırım yapıldığını bilmenizi istiyorum. Eksiklerin giderilmesi açısından. Eksikliklerin giderilmesiyle ilgili. Diğer taraftan da Çavuşlu beldesindeki içme suyuyla ilgili orada bir eksikliğimiz olmuş. Bunu kabul ediyorum. Yani daha önce Çavuşlu beldesindeki içme suyuyla ilgili talepler olmuş. Bununla ilgili sondaj çalışmaları yapılmış. Zemin etütleri yapılmış. Ama o bölgeden başka sebeplerden dolayı içme suyunu temin edilememiş. Ama Sayın Valimizin başkanlığında milletvekillerimizin de takibiyle Devlet Su İşleri'nin Erzurum bölgesindeki makineler ya dün ya da bugün tekrar gelmeye başladı. Bölgede yeni bir içme suyunu temin etmek için sondaj ve tüş çalışmaları başladı. Biz de bunun en iyi takipçisi olacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yine maalesef gündemimizdeki konulardan bir tanesi de önümüzdeki geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Büyük Sanayi Sitemizde, Giresun Büyük Sanayi Sitemizde aslında bir hepimizin başına gelebileceği trafikteki bir tartışmadan dolayı Giresunlu hemşerilerimizle mülteci grubundan bir takım şahısların tartışmaları kavgaya dönmüş durumda. Bu olayın yaşanmış olması, ilimizde yaşanmış olması bizleri üzdü. Öncelikle olayda yaralanan Giresunlu hemşerilerimize, esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Bu konunun özellikle ve özellikle Sayın Valimizin, Emniyet Müdürümüzün ve bizlerin de takip olduğunu bilmenizi istiyorum. Ama bunu lütfen sağduyulu bu konuyu götürmemiz lazım. Giresun milliyetçi bir şehir. Giresun insanları bu konuda son derece duyarlı. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ama hem hemşerilerimizi hem bu konudaki STK'larımızı biraz sağduyulu olmaya davet ediyorum. Konunun daha sonra bizleri de üzecek boyutlara taşınmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda bütün takiplerimizi de yaptığımızı özellikle dile getirmek istiyorum. Bir diğer konu, daha önce sormuştunuz, Giresun şehir geçişi. Hocam soruyordu, Dalçık, köprülü kavşak ya da kod farklı kavşak şeklinde değerlendiriliyor. Bildiğim kadarıyla ihaleye 9-10 firma katıldı. Bu firmaların ortalama yapıyorlar. Ortalamada bir firma üzerinde anlaşılmış durumda. Fakat Dalçık'la ilgili yakın, anlaşılan firmaya yakın teklifte başka bir firmanın da teklifi olduğu için konu karayolları tarafından tekrar inceleniyor. İkinci bir firmanın itirazı var. Yani ben de daha bu fiyata yapabilirim şeklinde bir takım değerlendirmeler oluyor. O firmaların itirazlarını karayolları değerlendirecek. Akabinden de karayollarından sonra konu eğer karayolları uygun görürse veya ilgili şikayetçi firması, talep eden firması uygun görürse, talep ederse kamu ihale kurumuna yansıtılacak. Kamu ihale kurumundaki süreçten sonra da 15 güne kadar da bu işin neticelenmesini arzu ediyoruz. Konunun da yine takipçisiyiz. Eş zamanlı bazen Giresunlu hemşerilerimiz de soruyor. Liman kavşağındaki geçişle ilgili orada birden fazla faktör var. Konunun da takipçisi olduğumuzu kamuoyundaki arkadaşların da kamuoyunda sizlerin de bilmenizi istiyorum. Giresun liman geçişi, karayolu geçişi aynı zamanda İPA 3 kapsamında ilimizde gerçekleşen
atık su projesiyle de çakıştırılıyor. Yine şehrimiz içerisindeki altyapılarla da çakıştırılıyor. Konu 3 yönlü değerlendiriliyor. Konu yine takibimizde, bilmenizi istiyorum. Eğribel Tüneli açıldı. Neden kapatıldı? Eğribel Tüneli ile ilgili bir takım kamuoyunda değerlendirmeler var. Değerli arkadaşlar, yapıldığında Giresun'un Türkiye'nin en uzun tüneli iken bugün herhalde 3. tüneli durumunda Eğribel Tünelimiz. Toplamda 12.000 metre, 5.900 metre bir tüp, ikinci tüpte 5.900 metre. Önce burada emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yatırımlarımızda emeği geçen sayın bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Eğribel'deki çalışmalar, son kat asfalt çalışmaları, sinyalizasyon, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanıyor. İki tüpte aynı anda senkron çalışma yapılabilmesi için ve bu çalışmaların da yaz aylarında daha kolay yapılacağı düşüncesiyle şu anda Ağustos 15'e kadar bitirilmesi planlanıyor. Bir 15 gün içerisinde de Eğribel Tüneli'mizdeki çalışmalar bitirilecek. Çift tüp tamamen hizmete açılacak. Aksi takdirde bunun kışın ya da kışa doğru yapılması söz konusu olurdu. Malumunuz o tüp zaten tüp asıl amacı kışın çok ciddi hizmet veriyor. Kışın da bu çalışmanın yapılması uygun değildi. Belki bir 15-20 gün tüp hizmete kapatıldı, tünel hizmete kapatıldı ama çok daha iyi şartlarda Ağustos 15'ten sonra inşallah hizmet vermeye, ilimize hizmet vermeye devam edecek. Bir diğer konu, geçtiğimiz günlerde yerel basında da yer aldı. Bazı gazeteci arkadaşlarımız da ben takip ettim, düzeltti. Düzeltenlere teşekkür ediyorum. Yani düzeltmeyenlerle ilgili de açıkçası bir tespit yayınlanmasını beklerdim. Esbiye'de AK Parti'den 70 kişilik bir grubun Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçiş yaptığı ile ilgili bir haber oldu. Yani ben bunu ilk gördüğümde öncelikle Esbiye ilçe başkanımızı aradım. Yani dedim ki bu nasıl bir şey, böyle bilmediğimiz bir şey mi var? O da şaşırdı. Partiye geçti. Bizim online üye kayıt sistemimiz var. Yani rakamı tam olarak bilemiyorum ama aynen şunu söyledi. Yani 5.998 üyemiz varsa başkan, bugün tekrar 5.998 ya da 97 üyemiz var. Yani bir üyemiz eksilmiş gibi görebiliyoruz. Bu noktada da hani bizim böyle bir şeyimiz yok. Peki dedim, diğer arkadaş kim? O da biz de daha önceden belediye başkan yardımcılığı yapmış AK Parti'de. Bildiğim kadarıyla belki diğer başka bir siyasi partiye geçmiş ya da geçmemiş. Orası insanların kendi kişisel tercihleri olabilir. Bunda da bir anormallik görmüyoruz. Daha sonradan da Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmiş bir arkadaşımız. Evet, bir tane AK Parti'den böyle bir geçiş var. Ben konuyu Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımla değerlendirdim. O da bunun doğru olmadığı yönünde bize beyanda bulundu ve bunu Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı kendi sosyal medyasından ve Esbiye Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı kendi sosyal medyasından böyle olmadığını duyurdu. Ben de bir kere daha bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü bu ve buna benzer şeyler büyük başarıya imza atmış Cumhur İttifakı'nı karalasın, zede versin istemiyoruz. Bizim çok ciddi, çok güzel, uyumlu bir çalışmamız var. Konu yeri gelmişken de bunun doğru olmadığını, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da düzeltildiğini tekrar ediyorum. Bunu da bilinmesini istiyorum. İlimizdeki en büyük yatırımlardan, ilimizi belki de gelecek ülkeler, gelecek zamanda çok iyi yerlere taşıyacak bir yatırımımız, Giresun Teknopark, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor değerli arkadaşlar. 2. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde 10.000 metrekare arsa üzerinde bugün yapımı tamamlanan 2.000 metrekarelik kapalı alana sahip olan, içinde Teknopark'ın bir sürü birimlerinin bulunduğu, o detayları daha sonra sizlerle paylaşırız. Teknopark'ımız Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak. Önümüzdeki aylar içerisinde de inşallah Sayın Bakanımızın programları olursa, Sayın Fatih Kacır Bakanımızın programları düşünürsek açılışta ona yaptırmayı planlıyoruz. Ben burada emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Bakanımız, önceki dönem Bakanımız Nurettin Bey'e, milletvekillerimize ve şu andaki milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin orada çok ciddi emekleri var. Sayın Valimize ve önceki dönem valilerimize, ticaret odası başkanlarımıza, STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Organize sanayi bölgesinin her noktasında
bu şehirdeki gelişen her yeni yatırımda çok ciddi emekleri var. Teknopark'ın kuruluşunda kurucu ortakları olan Giresun Üniversitesi, Giresun Belediyesi, Giresun Ticaret Odası, Bulancak Ticaret Odası, Fındık Borsamıza ve Karadeniz İhracatçılar Birliği'ne ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz önümüzdeki hafta değil mi? İlk maçımız Giresunspor'la ilgili. Bugün vekillerimizle beraber öğleden sonra ilçe başkanlarımızla bir toplantımız var. Akşam üzeri Giresunspor'umuzu ziyaret edeceğiz. Bizler hem ben şahsım olarak hem Giresun milletvekillerimiz olarak hem de kendi özelinde şahısları olarak her daim Giresunspor'a yardımcı olduk. Yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Bu bir günlük değil. Artık bu şehirde yaşadığımız sürece Giresunspor'un her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Nait başkanımızla beraber ona en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da henüz netleşti mi bilmiyorum. Önümüzdeki hafta İstanbul'da Giresunlu ve İstanbullu, Giresunlu iş adamlarımızla bir araya geleceğiz. Bu konuda da yine Giresunspor'umuzun da yanında olduğumuzu hepinize beyan ediyorum. Hangi konuda olursa olsun Giresun'u ilgilendiren, Giresun esnafını ilgilendiren, Giresun ticaretini ilgilendiren bütün konular bizim takibimizde. Ama bizim amacımız her zaman olduğu gibi üzüm yemek. Hiçbir şekilde siyasetini tabii ki yapacağız bu işin. Ama Giresun menfaatleri doğrultusunda siyaset yapabilmeyi de doğrunun önüne geçirmeyeceğiz. Yani ben her yerde gidip konuyla ilgili fikir beyan edip her olayın içerisine gidip şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, bunu da böyle yaptık diyebiliriz, diyebilirim. Ama bütün bunların hepsini amaç üzüm yemek babında takip ettiğimizi sizler tarafınızdan da bilinmesini istiyorum. Ama bunu zaman zaman böyle birçok arkadaşımız gibi olay yerine gidip buradayım, şunu da yapıyoruz, biz de buradayız, o geldi mi, bu gitti mi, bunlar bizim tarzımız değil. Benim şahsımın en azından kendim söyleyeyim, benim tarzım değil. Ama bu şehirde olan her şeyin de tarafımızdan, milletvekillerimizden, il teşkilatımız tarafından da takip edildiğini en ince ayrıntısına kadar da sizlerin bilmesini istiyorum. Mesela o içme suyu tesisiyle ilgili bir sürü yorum yapıldı. Yani yanlış anlaşılmayın kimse. Ben içme suyu tesisindeki kaza olduğunda ben oradaydım. Burada o akşam orada olan arkadaşımız var mı? Ben oradaydım ama size rastlamadım başkanım. Bir de şey vardı. Resul Bey vardı. Resul Bey'e sorabilirsin. Tamam mı? Resul Bey çekti bizim fotoğraflarımızı. 11'den 3'e kadar oradaydım. Olayın bütün ayrıntılarına da hakimim ama bunu takibimi yaptım. İlgililerin görevlerini yapıp yapmadıklarını, kendi gözlemlerini yerine getirdim. Saat 3'ten sonra orada kalmam. Baktım ki artık biraz böyle magazine dönüyor. Ben orada oldukça da teşkilatlardan geliyorlar. Hani orada görevini yapan jandarma, AFAD, AKUT, arama kurtarma ekipleri de zorda kalıyor. Ben de Yaldıra ilçe teşkilatından konuyu sabah 4'e 5'e kadar da takip ettim. Mustafa arkadaşım da benimle beraberdik. Ben de orada bir Resul arkadaşımız vardı. Hani onu bilin diye söyledim. Bunu da olayın özelinde söylemiyorum. Yani ben gücüm ölçüsünde Giresun'la ilgili bütün konuları takip etmeye çalışıyorum arkadaşlar. İlimizde yapılan bütün yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben basın toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.